Merhaba sevgili dostlarım. Uzun zamandır video çekmiyorum. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle pek fırsatım olmadı. Oyundan da biraz uzak kaldım açıkçası. Bu süre zarfında birçok soru sormuşsunuz Facebook'tan, YouTube kanalından. Onlara kısa kısa değineceğim birazdan. Öncesinde bugün yeni sürümün ilanı çıkmış resmi sitede 7.6. Yarın 25 Ekim'de S1 ve S2'ye yüklenecek arkadaşlar. İçerik hakkında bilgi verilmemiş. Sanırım bunun sebebi önceki sürümlerde içerik bilgisi verildi ve verilen içerik hep hatalı oldu. Yani fazla içerik verildi. Eksik yüklendi gibi gözüktü. O yüzden sürüm geldikten sonra içeriği verecekler diye düşünüyorum. Doğru düşünmüşler bence de. Muhtemelen yarın bunun içeriği hakkında da bilgi verilecektir resmi siteden, Facebook'tan, resmi sayfalarından. Sürüm koruma üzerine olacak diye biliyorum ben. Vartuna da öyle çünkü. Sanırım bir sahnesi var. Yeni gelen eklenecek. Kendi serverımıza geldiğinde videolarını çekerim zaten. Muhtemelen bir hafta sonra tüm serverlarda yüklenmiş olacak. Şimdi benim garibime giden şu oldu. Oyunda depolama sorunu varken yeni bir sürüm getirmek ne kadar doğru? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Fakat şöyle de bir şey düşünmüş olabilirler. Bu sürümle birlikte depolamayı çözmeyi amaçlamış olabilirler. İnşallah öyledir. Çünkü depolama büyük bir sıkıntı oyunda. Birçok oyuncu bundan muzdarip. Sürüm şimdiden hayırlı olsun. Bu sürümün bu kadar erken gelmesinin sebebi de oyun artık birçok oyuncusunu kaybediyor. Kaybetti ve kaybetmeye de devam edecek, ediyor da. O yüzden bunu biraz öne çektiler gibi geldi bana. Tabii bu kişisel düşüncem, farklı bir amaçla da getirmiş olabilirler. Umarım sorunsuz çalışan bir sürüm olur. Gelen sorulara da cevap vermiş olayım arkadaşlar. Öncelikle yönetimle ilgili sorular sorulmuş. Yani bu sorunun muhatabı ben değilim açıkçası. Bir arkadaşımız demiş ki, bu oyunda ne dolaplar dönüyor böyle? İşte bir arkadaşımız GM görevden alındı mı? Yerine kim geldi? Arkadaşlar ben bu süre zarfında pek oyunla ilgilenemedim. Dolayısıyla yönetim olayını hiç takip edemedim. 3 tane reysel toplantısı yapıldı. Üçüne de katıldım. İlkinde GM iddialara cevap verdi. Belki sizlerden de katılan olmuştur. Ben isim isim herkesi bilmiyorum. Zaten 50-60 kişi vardı. İşte bildiğiniz gibi eski adminlerden Aras SS'ler fotoğraflarla paylaşım yapmıştı. Daha sonrasında destek sayfasında da birçok iddialar ortaya atıldı. Kaçak elmasmış, şuymuş, buymuş. Neyse o kısmı beni ilgilendirmez. Fakat şöyle bir şey oldu. İddialara cevap verdi. İşte bildiğiniz gibi Alesta Çarı Kahraman Savaşı'nda düşmüştü, düşürülmüştü. GM bu oyundaki tek hatam Alesta Çarı'nı Kahraman Savaşı'nda düşürmekti. Bunun için karakter sahibinden özür diliyorum dedi. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bana bu özür samimi gelmedi. Bunun sebebi bu ortaya çıkarılmadan bu özür dilenseydi samimi bulurdum açıkçası.
Ha o karakterin sahibiyle GM arasında özür diler, kabul edilir, edilmez. O kadarı beni ilgilendirmez. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var. Burada arkadaşlar görevi kötüye kullanma var. Sen GM olabilirsin. Bir oyuncunun çarını, karakterini bir savaştan, elmaslar basılan bir savaştan düşürmeye hakkın var mı? Yok. Hani bir şey olduğu zaman işte bizim yetkimiz yok deniliyordu. Gördüğünüz gibi yetkileri varmış demek ki bir çara düşürebiliyor isterse. Ben sadece şunu söylüyorum arkadaşlar. GM benim düşmanım değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben bir kere problem oldu. Onunla ilgili de video çekmiştim. Oldu bitti. Yani ben olayı kişiselleştirmem. Ben oyunu genelde eleştiren bir yapım vardır. Ya oyun malum yani hepiniz görüyorsunuz sorunlardan geçilmiyor. En çok sorun bildiren oyunculardan biriyim bir de. Bunu Admin Süleyman çok iyi bilir. Genelde ona iletirim. GM görevden alındı mı alınmadı mı inanın bir bilgim yok. Bunun kararını şirket verecektir. Devam derse devam eder. Hatalı bulursa görevden alır. Yerine kim gelir, kim gelmiştir bilmiyorum. Fakat bu olayda net görevi kötüye kullanma vardır. Bakın bu basit bir şeymiş gibi fakat buna tenezzül eden biri oyunda her şeyi yapabilir arkadaşlar. Benim nazarımda böyledir yani. Yetkisi vardır, yoktur bilmem. Bir de yetkisi olsa düşünün. Bu konu üzerine fazla da konuşmak istemiyorum açıkçası. Artık şikayetler edildi bildiğim kadarıyla. Mailler falan atıldı. O da bu iddialara cevap verdi. Yani iddia sahipleri o reysel toplantısında yoktu. Zaten konuşturmazlardı benim anladığım o. Beni konuşturmadılar çünkü yani benim bir alıp veremediğim de yok. Yani örnek verecek olursak herhalde bir siyasi parti liderinin çıkıp kendi kanalında konuşması gibi bir şeydi. Karşısında kimse bir şey demiyor. Kendi konuşuyor, iddialara cevap veriyor. Soru kabul etmiyor. Soru soranlara bunu banlayın, bunu susturun gibisinden. Ya bunlara hiç gerek yoktu. Oyuncular sorularını sormalıydı. Zaten orada 50-60 kişi vardı yani. Oyun bu 50-60 kişiden de ibaret değil. Neyse arkadaşlar, olayın yönetim kısmı şu an değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Admin Süleyman devam ediyor bildiğim kadarıyla. İki tane admin görevi bırakmıştı. Yani ondan başka admin görevi bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum. Sadece o destek sayfasında Admin Nilay görevi bıraktığını açıklamış. Bir de Admin Seal sanırsam önceden görevi bırakmış. Bildiğiniz gibi kaçak elmaslarla ilgili paylaşımlar falan filan vardı. İşte Admin'in de kaçak elmas aldığı. İşte satanı da paylaşmışlar. Yani burada bir rant söz konusu. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Benim zerre hakkım varsa zehir zıkkım olsun. Şurada insan gibi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Millet orada rant peşinde. Dediğim gibi hakkım varsa zehir zıkkım olsun. Bu dünyada acısı çıkar inşallah. Onun dışında arkadaşlar oyundaki sıkıntılar devam ettiğini söyleyen arkadaşlar var. Özellikle bu kodların kodlar milletin elinde kaldı. 2017'nin son ayına kadar kullanılabileceği açıklandığı halde. Bununla ilgili de birçok dümen dönmüş belli ki arkadaşlar. Kodlar bu yüzden kullanılmaz oldu. Bir serverda arkadaşlar rafine bugu yapıldı. Birden fazla oyuncu tarafından. Bu yönetime bildirildi. Ben bunu Admin Süleyman'la da konuştum. Olayın takipçisi olacağını söylemişti.
Şu an ne oldu bilmem. Bilmeyenler de duysun arkadaşlar. Bir server'da 5. yıl dönümü adı altında gelen etkinlikte son gün rafine bug'u yapıldı. 26-27 levelden bir gecede 35 levellere çıkıldı. Rafineleri silinmemişti. İşte o sıralar. Çarlar 15 gün kapatılmış. Yani bu şekilde cezalandırılmış diye duydum. Bu cezalandırma şekli çok yanlıştır. O rafinelerin silinmesi gerek. Burada bir haksız rekabet oluşturuluyor. O zaman ben bir bug'u bulduğum zaman niye size bildireyim? Kendim yaparım. Bu şekilde yapanın yanına kar kalıyor çünkü. Neymiş? Ödemesi varmış. Çar banlanamazmış. Yani açıklama bu. Yani çarınızda ödeme varsa her haltı yiyebilirsiniz anlamına geliyor bu. Umarım rafineleri silinmiştir. Silinmediyse gerçekten büyük bir sıkıntı var ve haksız rekabet var demektir arkadaşlar. O bug'u ben de yapabilirdim. Ama bildirdik yani. Yönetime bildirdik böyle bir şey var diye. Yapanın yanına kar kalıyor. Durum onu gösteriyor. Şu an ne yaptılar bilmiyorum. Umarım bu haksız rekabet ortadan kalkmıştır. Ayrıca bu yeni gelen sürüm inşallah elmasa dayalı olmaz diyeceğim fakat pek umutlu değilim bu konuda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sorularınıza bundan sonraki süreçte daha kısa sürede dönerim diye umuyorum. Videolar kaldığı yerden devam edecek. Yeni sürümle ilgili özellikle. Bu arada yasak bölge boss'u ile ilgili bir paylaşım yapacağımı söylemiştim. Bu arada kaynadı, kusura bakmayın. Onun hafta içi ya da hafta sonu paylaşımını yapacağım. Sınırsız sayıda yasak bölge boss'u nasıl çıkarıyorlar? Bunu tüm oyuncularla paylaşacağım. Çünkü bunu bilmeyenler var. En azından oyundaki adaleti sağlayalım. Herkes bilsin, herkes yapsın. Görüşmek dileğiyle herkese iyi oyunlar arkadaşlar.